Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Mjolnir'in ne olduğundan değil kim olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü Thor Vault 6 çizgi roman serisinde Mjolnir ile ilgili yeni bir olay daha açıklanmış oldu. Daha doğrusu yeni bir olay değildi. Benim için Mjolnir'de bir tane daha gizem çözülmüş oldu. Hazırsak hemen konumuza geçiyorum. Öncesinde de görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Bu arada bir tane duyuru yapmam lazım. TikTok kullanan varsa eğer açıklama bölümü linkten hesabımı takip edebilirseniz süper olur. Emre uyardı. Bir tane eleman videolarımı paylaşıyormuş. Sayfaya baktım. Baya baya beni, Asuman'ı falan da gösteriyor. Neyse artık orada da videolar paylaşılacak. Desteğinizi bekliyorum. Hadi geçelim konumuza. Çağlar önce kadın tanrılar arasında bir tane savaş sırasında tamamı Uru metali olan bir tane ay parçalanıyor. Parçalardan bir tanesi de Nidavellir'de cücelerin diyarına düşüyor. Cüceler de bu parçayı kendi diyarlarını trollerin işgalinden kurtardığı için Odin'e hediye olarak vermeye karar veriyorlar. Yani Uru metali ilk andan itibaren Nidavellir'de bulunan bir tane maden gibi bir şey değildi. Bir müddet sonra da Asgard'a God Tempest adında bir tane kozmik bir fırtına yaklaşıyor. Fırtına hayal bile edilemeyecek kadar güçlü. Omnipotent şehrindeki kayıtlara göre bu God Tempest yıldırım fırtınası şeklinde görünüyormuş. Aynı şekilde yine söylenene göre bu eleman evrendeki zamanın başlamasıyla ortaya çıkmış ve o zamandan beri güçlenmeye devam etmiş. Asgard'a yaklaştığı zaman da haliyle Odin tehlikeye dur demek istiyor. Odin Force sayesinde bir müddet savaşıyor Yıldırım'la ve sonunda God Tempest zayıf düşmeye başlıyor. Odin de bu zayıflığı fırsat biliyor ve God Tempest'ı o Uru parçasının içerisine hapsediyor. Devamında da Nidavellir'deki cücelere Mjolnir'i yapmalarını emrediyor. Cücelerden de Eitri, Brock ve Buri bu işi tamamlamak için canla başla çalışmaya başlıyorlar. Eitri bir güneşin kalbini kullanmış Uru'yu dövebilmek için. O kadar fazla zorlanmışlar ki her bir çekiç darbesiyle bütün Asgard sallanıyormuş. Mjolnir'i şekillendirirken geçen süreç o kadar zor ki bunu kaldırabilecek bir gezegen yokmuş. Hatta dünyadaki dinozorları öldüren meteor olayları da bu Mjolnir yapılırken yaşanmış. Çizgi romanda öyle anlatılıyor. Çekicin tamamlanması 17 hafta sürmüş. Odin çekici ilk defa kaldırmaya çalıştığı zaman Mjolnir'in içerisindeki God Tempest'ın gücü çok fazla olduğu için Odin çekici kontrol edebilme konusunda sıkıntı yaşamış. Kendisi sahip olduğu onca güce rağmen sorun yaşayınca başkaları benden çok daha büyük sıkıntı yaşayabilir diye de çekici bir tane büyü yapıp başkasının kaldırabilmesini engelliyor. Sonrasında da Odin taş devri yenilmezleriyle işbirliği yaptığı dönemde dünyada kullanıyor çekici. O sırada da tam olarak kontrol edebildiğini söyleyemem. Mjolnir'i istediği istikamette fırlatmış, oraya gidiyor ama çekiç geriye dönmüyor. Fırlattıktan sonra Odin çekici Kromagnonların arasında buluyor. Sonra da çekici tutup elimi açınca geri gelmen lazım diye söylenmeye başlıyor. Sonra da eğer geri gelmezsen seni paramparça ederim diye tehdit ediyor çekici. Hakaretler ediyor. Ancak konuştuğu şeyin aslında çekiç ya da metal değil, bizzat God Tempest olduğu daha sonradan anlaşılıyor. Asgard'a döndükten sonra da Mjolnir'i diğer bütün silahların olduğu yere bırakmış Odin. Ama bu bıraktığı süreç yıllar ya da asırlar boyunca değil, baya baya çağlar boyunca Mjolnir orada beklemiş öyle. Ve tam olarak kaç çağ boyunca beklemiş bilinmiyor. O süreç geçtikten sonra da Mjolnir'deki God Tempest öldü diye düşünülmeye başlamış ya da içindeki arkadaş baya baya unutulmuş. Gücü yine aynı kalmaya devam ediyor ama kimse God Tempest'tan şüphelenmiyor. Yalnız video başlığının cevabı henüz verilmiş değil. Videonun sonunda birçok olay aydınlanmış olacak. Neyse bir müddet sonra da Thor kendisini kanıtlayıp Odin'den Mjolnir'i alıyor. İstisnai bazı durumlar olsa da o günden sonra Thor'un en fazla kullandığı silah Mjolnir oluyor. Ta ki Nick Fury Thor'un kulağına Gor'un haklı olduğunu fısıldayana kadar. Bu cümleden sonra Thor kendisinin yaptıklarıyla ilgili ve hatta tanrılık mevzularıyla ilgili bir şüphelenmeye başlıyor, şüpheye düşüyor. Bu şüpheden dolayı layık olma özelliğini kaybediyor. Kaybedince de Mjolnir direkt olarak ayın yüzeyine düşüyor. Uzun süre orada kalıyor Mjolnir. Sonunda da Love and Thunder filminde gördüğümüz gibi Jane Foster kanser olduğu dönemde Mjolnir tarafından çağrıldığını hissediyor. Hatta çekicin üzerindeki yazıdaki he kelimesi she olarak değişiyor. Jane de filmden ayrı şekilde tedavisi Asgard'da devam ederken ayın yüzeyine gidiyor ve Mjolnir'i kaldırıp Lady Thor'a dönüşüyor. Ünvanı ve güçleri aldıktan sonra bir olayda Jane Asgard'da Mangok'la kapışıyor. Kavgada Mangok'la başa çıkılamayınca Jane Mangok'u zincirle bağlayıp güneşe yolluyor. Yalnız bu zincirler Fenris Wolf'un Ragnarok döngüsünün sonuna kadar tutması gereken zincirler. Hani normal bir zincir değil yani. Dediğim gibi Jane Foster Mangok'u çekişle birlikte güneşe doğru fırlatıyor. Bu şekilde Mangok'u öldürüyor ancak Mjolnir de yok oluyor orada. Jane Foster'ın çekişle yaptığı bu hamle filmde de olduğu gibi çizgi romanda da son kullanışı oluyor. Hastalığından dolayı son anlarını yaşıyor orada. Yok olmuş olan Mjolnir'in yeniden yapılması da War of the Realms olayında gerçekleşiyor. Eventin ismi de Diyarların Savaşı gibi bir şey oluyor. Tam nasıl çevrildi bilmiyorum. Jane öldükten sonra Mighty Thor çizgi romanında God Tempest onu hayata geri döndürüyor.
Hatta enerji sanırım Thor'un üzerinden gittiği için Thor'un da kolu parçalanıyor orada. Geri döndükten sonra da Jane Thor'a hatıra olarak Mjolnir'in minnacık bir tane parçasını veriyor. Thor bu parçayı hiçbir şekilde yanından ayırmıyor. Hani beni ben yapan şey asıl olarak bu diye söylüyor. War of the Realms olayı yaşandığı zaman da Thor Odin'in geçmişte yaptığı bir işi yapıp yeni bir bilgelik elde etmek istiyor. Olayın sonlarına doğru kendisini Yggdrasil'e çiviliyor. Ve bu bilgeliği elde etmek için bir tane gözünü feda ediyor. Ancak fedakarlığı yetmediği için Jane'den aldığı Mjolnir'in son kalan parçasını da bu bilgelik için feda etmek zorunda kalıyor. Elde ettiği bilgelik God Tempest'tan mı geliyor bilmiyorum. Ancak Thor God Tempest'tan çekici yeniden dövmesini istiyor. God Tempest da Thor'dan aldığı ufak parçayla birlikte Mjolnir'i yeniden yapıp savaş alanındaki Thor'un ayağının tam dibine gönderiyor çekici. Yalnız Thor'un bu yeni çekiçle ilgili bilmediği bir şey daha var. Çekici yeni halini alırken güneşe gönderilerek öldürülen Mangug'un kendi karanlık özünü de içerisine çekiyor. Emiyor yani onu da. Ve bu öz God Tempest'la birleşip yeni bir kişilik ortaya çıkartıyor. Thor çekicideki bu değişikliği kral olduğu zaman fark ediyor. Bu kozmik güçleri elde ettiği videoları izlediyseniz illaki biliyorsunuzdur. Çekicin ağırlaşma durumuyla alakalı bir durum olmuştu. Thor Mjolnir'i kaldırırken zorlanmaya başlıyordu. Hatta Loki de bu olayı fark edip daha da mı ağır oluyor diye söylüyordu Thor'a. Thor bu değişikliği fark ettikten sonra da Mjolnir'i dünyaya gönderip Brankston'da bir tane test yapıyordu. Bu test sonucunda da Thor Mjolnir'deki layık olma özelliğinde bir bozulma olduğunu fark ediyor. Mjolnir artık herkes için çok rahat kaldırılabilir bir eşya olmuşken Thor için tam olarak aksi şekilde çekici kaldırmakta zorlanmaya başlıyordu. Bunun sebebinin ise aslında kendisinin artık Asgard'ın en iyi savaşçısı değil, kralı olduğundan kaynaklandığını düşünüyor. O yüzden çekici kullanmasının yanlış olduğunu düşünüp ve başkaları kullanabilir diye ve kullanırsa sıkıntı çıkmaması için çekici Yenilmezler Dağı'na bırakıyordu. Zaten o günden sonra da her şey alt üst oluyordu. Çekici artık sıradan bir çekiç değil. Bu Mangok'la God Tempest birleştirdikten sonra kadınsı bir vücuda sahip bir enerji demeti God Tempest'ın avatarı olarak ortaya çıkıyor ve Mjolnir ile birlikte bütün diyarlarda katliam yapmaya başlıyor. Thor çekici bıraktıktan sonra da her gece rüyasında Black Winter'ın gösterdiği kehaneti görüyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama rüyada Thanos'u sonsuzluk taşları yerleştirilmiş Mjolnir'i elinde tutarken bir de arkasında ölüler ordusu varken kendisine dayak attığını görüyordu. Ölüler ordusunu da kendisi kontrol ediyor. Hani Mjolnir'deki mevzuyu henüz bilmiyor ama Thanos'un bu olayından da çekinmeye devam ediyor. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Bu bölümün devam kısımlarını anlattığım video birazcık karakter tanıtımı gibi olacak Mjolnir'den dolayı. Thor olaylarından dolayı da Cosmic Thor bölümlerinin devamı gibi olacak. Umarım bu kısma kadar olanı beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz ya da Instagram'dan DM yoluyla da bana ulaşabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.